yalnızca yurdumuzun değil, dünyanın da çok özel bir yöresi olan Datça'da geçen özgün bir öykü. Sürgün hayatlar. Konuş, savun. Sen neden buradasın? Sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin? Ben bir gün senin resmini yapacağım. Bugün benim doğum günümdü babacığım. Hani işte bu dersiniz ya. Hani öylesiye seversiniz ya. İşte öyle bir öykü. Vay Kemal abi vay. Ne olur biraz daha hızlı. Yaşasın aşk. Biz üç arkadaştık işte. Biz görmedik, sen görürsün yavrum, 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 yavrum. Didişmeden geçen bir gün mutlaka. Babam seni ne kadar çok severdi Ali amca. Biliyorum yavrum, biliyorum. Ben de onu çok severdim. Kemal abi! Kemal abi! Kemal abi! Sen olsun. Ben o değilim. Sen olsun! Yeter! Ne olursun gitme. Epey yakışıklıymışsın da haberimiz yokmuş. Hani işte bu dersiniz ya. Hani öylesiye seversiniz ya. İşte öyle bir öykü. Sürgün hayatlar. Manhã tão bonita manhã. De dia feliz que chegou. O sol no céu. Смотри, машинка. Машин. Haram yemedim, yalan söylemedim. Gönül kırmadım. Dört yavrumdan biri yaşadım. Ona da şükür dedim. Ama onu da yad eller aldı. Yüce Allah'ım, tek dileğim, mazlum oğlumu bir kez daha göreyim, sarılayım. Kaç bayram geçti. Kaç bayram geçti. Thank you.
ben bulayım. Anne, topumuzu ver. Al sana top. Erkeklerle oynamayı utanmıyor musun? Deli Osman, ne istiyorsun el kadar çocuktan? Gafil kadın. El kadar diyorsun ama sokakta erkek çocuklarla oynuyor. Başı da örtülü değil. Şu saça başa bak. Bak hele eteğe bak. Ağaç yaşken eğilir. Herkesin namusu sana mı kaldı? Var yoluna git. Ruhlarınız kirli sizin. Bu televizyonlar çıktı böyle oldu. Anasına bak, kızına al. Hadi, hadi. Kaç bayram geçti oğlum, kaç bayram. Annen seni çok özledi, çok. Yine oğlumu özledin Hacer. Sen de benim gibi hasret ateşiyle yanarsın. Yanarsın ama bir mektup yazıp yeter be oğlum, gel artık. Adı batsın şu gavur elinden kazanacağın paranın demez. Bizim paraya mı ihtiyacımız var demiyorsun. Demediğimi nereden biliyorsun Hacer? Sanki ateş almaya geldim be oğlum. Söyledim ya babacığım. Sofya'da bir iş toplantısına yetişeceğim. Oradan da tekrar Sibirya'ya. Annenin nasıl hasretlik çektiğini de unutma. Türkiye'de bir işe girseydin keşke. Paraya mı ihtiyacımız vardı? Ben para için değil babacığım. Kariyer için oraya gidiyorum. Elbet bir gün döneceğim. Ama ya bu şirketin genel müdürü olarak ya da kendi şirketimi kurarak. O zaman oğlunuzla gurur duyacaksınız babacığım. Sizi seviyorum. Oğlum. Mazlumum. Kendine iyi bak babacığım. Koca 6 yıl geçti gidelim. Topu topu 2 kere geldi. Kaç bayram geçti. Niye gelmezsin oğul diye, niye yazmazsın? Niye susarsın? Erik ağacımız kaç yıldır meyve veriyor. Ama mazlumum onların tadına bile bakamadı. Hacer, çok üstelemeye başladın. Eskiden böyle değildin. Oğlu yurt dışında olan bir tek sen değilsin. Haklısın ama özledim işte. Ben de. Ama istikbalini de düşünmek gerek. Hacer yengem, güzel yengem, nasılsın? Sağ ol Bilal. Veli dayım, sakalını sevdiğim. Senin koydaki eve talip çıktı. Sana kaç kez söyledim, orası satılık değil. Senin derdin ne? Para mı? Neden inat edersin Veli dayım? Evin koyda. Sonra? Bütün kış lodos yiyor. Çürüyor. Ne konan var, ne göçen. Bir dolar milyoneri müşterim. Orayı almak, yıkıp yerine bir ev yapmak istiyorum. Senin ev iyi bir paraya satılacak, ben de iyi bir ekmek yiyeceğim. Sana kaç kere söyledim. Orası satılık değil diye. Orayı neden satmıyorum bilir misin? Nereden bileyim dayım? İnat edersin işte. Kaç müşteri bulduk? Boşuna. Orayı senin kıza saklıyorum, anladın mı şimdi? Oğlum dönünce senin kızı gelin alacağım. Orayı da tamir ettireceğim. Oğlum mazlum, senin kızla orada oturacak. Anladın mı şimdi? İnşallah. Senin oğlan sarışınların tadını almıştır dayım. Ne zaman döner kim bilir.
Подожди-ка. Пойдем, пойдем, Мася. Vay bebek vay, bu ne biçim tramvay Yusuf? Merhaba abi. Ne haber lan Sibop? Ben bu adrese gitmeyeyim. Bu ne lan? Bana mı getirdin? Evet abi, sana yakışır, kaçırmayalım hadi. Сынок, подожди-ка здесь. Максим? 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 Максим! Мама, мороженое! Сынок, ну где же ты? Ну переживаю за тебя. Где ты, мой сладкий? Дорогой мой, ну зачем же так? Зачем потерялся? Мал гидё. Ne günlere kaldık. 14 yaşındaki bir kızı ailesi 50 yaşında bir adama vermiş. Satmışlar desen daha doğru. Bir cehalet, bir yoksulluk. 14 yaşında bir kızcağız dedesi yaşındaki adama verilir mi? Dine imana sığar mı? Hangi kitapta var? Bir gafil! Dur hele! Kadınlarda bir sinni blue ve bir de sinni iyas vardır. Blue yaşının başlangıcı 9'dur. İyas yaşının sonu 55'tir. Halt etmişsin sen deli Osman. Blue çağı iklime ve çevreye göre değişir. Sen kitaptan iyi mi bileceksin gafil? Dinle de öğren. Bir kız 9 yaşından itibaren hayız görerek akli baliği olabilir ki... bu da onun artık bir erkeğe ihtiyaç duyacağı ve gebe kalabileceği demektir. Kadın bir kişi ister 9 ister 69 yaşında olsun... haram yerlerini örtmek zorundadır. Bu cihette bu kadının başı açık, eteği kısa olduğu zaman olmaz. Eğer bu şeriata uymayanlar çoğalırsa memlekette bet bereket kalmaz. Bire gafiller, bana bakın. Bak uyanın gafiller, işte bir kıyamet alameti geçiyor. Buna bakın, işte böyle yapmayacaksınız. İşte, tamam mı? Gafilin önde gideni sensin. Namus giyinme değil ruhtadır. Şu sazı kafanda kırmadan çek git, defol. Bugünün yarını da var. Bu dünyanın ötekisi de var. Bütün günahkarlar cehennemde yanacak. Sen de yanacaksın. Senin gibiler de yanacak. Hepsi yanacak. Çek git şuradan defol. Ne sahtekarlar türedi. Ortalık duman oldu. Buyur oğlum. Veli dayı, misafirlerim var. Ben Elena. Bu da benim çocuğum.
yeter mi? Çocuk mu? Veli dayı kim bunlar diye sordu. Rus geliniyle torununu karşısında görünce şaşkınlıktan az daha bayılıyordu. Demek Veli dayının oğlu Mazlum Rusya'da evlenmiş de kimsenin haberi yok. Vah Veli dayım vah. Oğlum. Oğlum. Nar tanemdin, nur tanemdin. Birine doyamadım senin. Kara topraklara girdin. Mazlumum. Ah oğlum. Nur tanemdin, nar tanemdin. Oh, bir tanemdin. Duyamadım ben sensiz ne yaparım oğlum. Bugünleri de mi görecektim? Hoca, hoca kendine gel. Hoca kendine gel. Kara gözlüm, tek yavrum benim oğlum. Oğlum. Hacer abla dur. Anasının bir tanesi gözümün nuru oğlum. Nerelere gittin beni bıraktın nerelere gittin? Aa, gömür ellere mi gittin? Ölün oralarda mı kaldı oğlum? Oğlum. Hacer, Hacer, kendine gel Hacer. Kendine gel. Hacer, kendine gel. Kadere bak. Veli dayının oğlu Mazlum gittiği Sibirya'da evlenmiş. Veli dayının haberi bile yok. Evet, babasından saklamış evlendiğini. Ama karısına vasiyet etmiş. Oğlumu dedesine götür diye. Namuslu kızmış ki vasiyeti tutmuş. Ta oralardan kalkıp oğlunu buraya getirmiş. Uyanın gafiller! Namus onlara mı kaldı İmam Efendi? Görmediniz mi kadının yanındaki gök gözlü veledi? Mazluma benzer bir yanı mı vardı? Kendi milletine benziyor. Belki de veledi zina. Kadın onu veli dayıdan para çarpmaya getirdi. Bunların dini de imanı da para para. Yine yanlış laf ettin Osman Efendi. Onlar da Allah'ın kulu. Onların da iyisi kötüsü olabilir. Ama hiç kimse için hüküm vermek bizlere düşmez. Yargılayan yüce yaradandır ancak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فالغافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا Geç oldu be abi. Artık dönsek diyorum ha. Ne dönmesi oğlum, iş peşindeyiz. Dostum dostum, ne söylesem boş. Sözlerimin havada kaldığı andır. Sol. Allah sabır versin dostum dostum. Sol. Abi bence zamanlama hatası yapıyoruz. Mustafa aklını alırım seni. Sen bana yol yordam mı öğreteceksin? Sesini kes ve bekle. Hacer teyzenin iğnesini yaptım. Biraz daha uyuması lazım. Tekrar başınız sağ olsun. Sen sağ ol kızım.
Sizi ya. Irz düşmanları sizi. Hadi. Burayı köpeksiz köy mü sandınız? Irz düşmanları. Gelin buraya. Vay namussuz vay. Bizi kaçırdı, kendi röntgene yattı. Var mı lan böyle numara? Canını almaz mıyım ben senin ha? Dur. Kurban olayım abi. Başımıza iş açma ama. Bugünün yarını da var be reis. Basıp gidelim ha, ne dersin? Hadi gidelim. Günaydın. Börek yaptım size. Sağ ol yavrum. Sen de yandın bizim gibi. Mazlumun döneceği günü bekledin bunca yıl. Ben size üzülürüm Hacer Ana. Köyde dedikodunun bini bir para. Kur'an okunurken gelinin mini etekle oturmasını dillerine dolamışlar. Rus gelininize uzun bir etek aldım. Sağ ol yavrum. Mahallede bir de şu dedikodu yayılıyor. Bu çocuk Mazlum'a hiç benzemiyor. Onun oğlu olamaz. Bu kadın Veli dayıdan para koparmaya gelmiş diyorlar. İyi sabahlar. Sağ ol kızım. Buyur otur. Ayşe bu eteği sana getirmiş. Şimdilik bunu giy. Sonra yenilerini de alırız. Benim karakterim sevmez böyle bir etek. Mama! İdüdüsün ok. Çocuk acıktı herhalde. Mama istiyor. Onların dilinde mama anne demek. Annesini çağırıyor. Ben çayı koyayım. Bağışla kızım. Ama bu yavrumuzun adı ne? Onun adı Veli Maxim. Mazlum, sizin adınızı, ben de kendi babamın adı koymak istedik. Böylece adı Veli Maxim oldu. Buraya geldiğiniz için sağ olun. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ama ben bir ay için buraya gelmek. Daha fazla burada kalmak iyi olmaz. Benim karakter buraya uymaz. Bir ay. Veli Maxim, hadi bakalım ye. Getirdiğim eteği beğenmediniz herhalde. Kahvaltıdan sonra pazara çıkalım da size yeni bir etek bakalım. Ben istemiyorum şimdi etek. Benim var pantolon. Ben onu giymek. Pantolonu giy ama yine de bir etek bakalım. Sen götürüver Ayşe. Özene bezene yaratmış. Lafına dikkat et. Veli dayının gelini köyümüzün namusu olur. Köyde dedikodu çıkmış. Bu çocuk Mazlum'a benzemez diye. Sen ne düşünürsün? Belki etrafın dediği gibi anası buraya başka niyetle geldi. Ne olabilir Hacer? Etraf çocuğu bahane edip bizden para koparmaya geldiğini söylermiş. Hacer, çocuk ana tarafını da çeker, baba tarafını da. Doğru dersin ama yine de içime bir kurt düştü. Çocuk acaba tam kaç yaşında? Mazlum onun annesiyle ne zaman evlendi? Bunları tam bilmeden içim rahatlamaz. Benim de Hacer, benim de.
Buyurun, hoş geldiniz. Sana buradan bir etek alalım. Bu olmaz, bu kısa. Bak emmoğlu, Natasha'lar da buraya kadar düşmüş. Senin de aklın fikrin Natasha'lardı lan. Tamam, bu güzel. Hem uzun. Bak benimki gibi. Ben istemiyor burada etek. Sen de sulamak ister misin? Acaba gerçek mi? Acaba torunum mu? Hacer! Hacer! Çabuk koş! Gel buraya çabuk! Ne oldu? Gel Hacer gel. Bak, bak, bak. Gördün mü Hacer? Gördün mü? Bu beni gördün mü? Mazlumu sırtı benli yavrum diye sevmez miydin? Yavrum benim. Yavrum benim. Küçük mazlumum. Dedenim ben senin. Deden. Deden bana bir kere. Hadi. Dede. Ben senin nenenim, nenen. Nene de bakayım. Nene. Oh, oğlumun kokusu var burada. Oh, küçük mazlumum. Oh, benini seveyim. Babasında da vardı. Ben senin nene. Nene. Nene de bana. Nene. Nene. Aferin benim oğluma. Oh. Küçük mazlumumsun sen benim. Oğlumun kokusu var sende. Oh. İyi ki geldin. Artık bizim için tek sen varsın yavrum. Ah, senden başka kimsemiz yok artık. Seni kimselere vermem. Hep beraber yaşayacağız. Siz yanlış söylemek. Biz bir ay sonra gitmek. Bak. Sen de bizim yavrumuz sayılırsın. Ben bu köylük yerde zengin sayılırım. Bu ocağı tüttürecek biri lazım. O da torunumuz. Ben size ölene dek bakarım. Ama torunumu hiçbir yere bırakmam. Bırakamam. Yok biz kalmak. Belki birkaç ay. Bunu daha sonra konuşacağız. Şimdi ben torunumla gezmeye çıkacağım. Gel bakalım Veli Maksim Bey. Hadi güle güle. Bay bay. İnsanı bozan, insanı insana düşman eden, hırstır erenler. Her kim ki hırsına esir olur, onun gönlünde gerçek Allah sevgisi olmaz. Yaradanı hesapsız, beklentisiz sevmek gerekir. Ne demiş Yunus Emre Pirimiz? Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek, seni. Selam dostlar. Hoş geldin dost. Hoş bulduk dostum. Size torunum Veli Maksim'i tanıtayım. Merhaba Veli Maksim. Dost bana hoş geldin Veli Maksim Bey. Bu amcanın adı Ali Sultan. Al kozanıdır. Bir gün gider onu yerinde dinleriz. Veli abi sen anlatıyorsun ama acaba çocuk anlıyor mu? Keyfimize limon sıkma Almancı Mehmet. Yavaş yavaş anlayacak elbet. Bence mukalata. Boş laf.
Bunun annesi burada fazla kalmaz. Çocuğun dağılır gider. Doğrusu da odur. Doğrusunu bilmek sana mı kaldı lan deyyus? Var git. Tepemin taşını attırma. Şeytanlıyor ki gir eve, tut saçından at arabaya. Bence şeytana uyma abi. Ulan ben sana kaç defa söyledim, bana akıl verme. Ama Musto haklı reis. Gündüz gözüne icraat risklidir. Gece ayıpları örter. Haklısın. Burada boşuna hedef olmayalım. Geceyi bekleyelim. Haso sür oğlum hadi. Maxim, dostum de. Dostum. He? Dostum. Aferin. Tamam. Dostum, can dostum. Bizim çocukluğumuzda böyle bir şeyler var mıydı? İyi ki yokmuş. Üstünden inmezdik. Koş bir daha. Hacer yengem nasıl oldu? Nasıl olsun be dostum? O da benim gibi acısını yenmeye çalışıyor. İyi ki torunlarımız varmış. Doğrudur. Hacer Hanım bugün onu giydirirken küçük mazlum diye bir sevişi vardı. Herhalde kalıcı gelmişlerdi. Keşke öyle olsa. Annesi bir aylığına geldik diyor. Ama ben razı olamam. Bu çocuk da giderse Hacer Hanım kahrından ölür. O oğlumuzun bize tek hatırası. Ondan ayrılamayız. Bakalım ne olacak. Dede, benim oturmam güzeldi. Gel şöyle gel. Gel bakalım. Evet. Ha, şöyle. Ha, işte oldu. Hadi bakalım gidiyoruz. Maxim, onu bırak, bunu ye. Annen doğru söylüyor. Eğer tabağındakileri yemezsen bir daha öyle dıgıdık dıgıdık yapmam. Anladın değil mi? Siz ona ne demek şimdi? Dedesi Veli Maxim'i aldı bugün. Dıgıdık dıgıdık oynadı. Dıgıdık dıgıdık. Aa. Kızım, izin verirsen bu gece Veli Maxim'in benim odamda yatmasını istiyorum. Ben bilmiyor. Kendi biliyor. Sen bu gece dedenin odasında yatacaksın Veli Maxim.
Da dede. Aç kapıyı. Aç abla. Elena. Elena, aç kapıyı diyorum. Hadi abi, hadi. Bak, gördün mü? Yalan mıymış? Bak, bak. Ne oldu kızım? Neden ağlıyorsun? Şey... Ben... Şey görmek... Korkmak... Uykunda kabus mu gördün? Öyle olmalı. Geçti kızım, geçti. Korkma artık. Günaydın. Günaydın. Torunum nerede? Uyandırmaya kıyamadım. Uyuyor içeride. İlk önce ben de şüphe etmiştim ama beni görünce sanki mazlum yavrumu görür gibi oldum. Ya anası alıp giderse diye bir kuşku şimdi içimde. Korkma. Anası gitse bile o kalacak. Kolay. O da ana. Nasıl engel olabiliriz ki? Hiç kimse beni torunumdan ayıramaz. Hiç kimse. Her şeyin çaresi var. Sen hiç merak etme. İyi sabahlar. Günaydın. Buyur otur. Buyur otur. Dele Maxim yatıyor. Mışıl mışıl uyuyor. Uyusun dinlensin. Onu bugün kasabaya gezmeye götüreceğim. Ben gitmek birkaç gün sonra. Anlamadım. Birkaç gün sonra gitmek mi istiyorsun? Evet. Bakarız kızım. Hayırlısı neyse. Bana senin pasaportun lazım. Ben bilmiyorum. Neden lazım? Bak kızım. Benim torunumdan başka kimsem yok. Yarın başına bir yer gelse malım mülküm ne olacak? Ona kalacak. Ama önce onu nüfusuma kaydettirmem gerek. Şimdi anladın mı? Tamam, anladım. Gördün mü bak? Gidecek, çocuğu da götürecek. Sana merak etme dedim. Evin mekru oldu. O günahkarı evinden at. Seni de yiyoruz. Yoksa taşlar masana değil, başına yağacak, başına. Başına yağacak. Bey, dur. Dur gitme. Çekil. Dur. Çekil bırak. Kaçma. Git. Kaçma. Gelme. Bunun hesabını vereceksin. Kaçma. Dur. Git. Kaçma namussuz. Sana hesap soracağım. Kaçma. Kaçma. Bu adam delirmiş. Beni öldürecek. Korkma Gözü. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Ayağına sıkacağım sadece. Öteki ayağını da ben topalayacağım.
Münafıklar cezasını görmeli. Ben münafık değilim. Senin gelinin adamı eve alıyor. Ağzını topla. Benim evimde öyle şey olmaz. İspat etmezsen keçiyi çekeceğim. Veli dayı, lütfen sakin ol. Ben iftira atmam. Tanığım İmam Efendi'dir. Senin gelinin eve adam alıyor. Bu adam ne diyor İmam Efendi? Söyle İmam Efendi, yalan mı? Evden çıkan adamı sen de görmedin mi? Evet, evden bir adam çıktı. Ama ne olup bittiğini görmedim. Görmediğim bir şey hakkında da hüküm veremem. Namussuzun biri eve girmeye çalışmış olabilir. Hatta girmiş de olabilir. Ama bu bir kadını zekelemeye yeter mi? Sen söyle İmam Efendi. Yeter mi? Yetmez. Zina suçlaması ağır bir suçlamadır. Gözle görmeden hüküm vermek yanlıştır. Dün gece sen niye bağırdın? Sana söylüyorum. Dün gece sen niye bağırdın? Odamda biri mi vardı? Ben bir adam görmek. Ondan bağırmak. Ama siz gelmek, adam kaçmak. Veli neler oluyor? Yok bir şey Hacer. Veli neler oluyor dedim. Yok bir şey dedim Hacer. Bey bak şimdi bey, bugün dedesiyle kasabaya gezmeye gidecek. Gel bakalım torun. Ben sürmek. Senede bir büyü, ben sana yeni bir araba alırım, tamam mı? Bırak şimdi ben kullanayım. Aferin sana. Dayan Hacer, dayan. Mazlum oğlun öldü ama hiç değilse torunun var. Küçük mazlum. Bak bakalım hangisinden istiyorsun? Aa, bak burada ne var? Gel bakalım. Hangisinden istiyorsun? Aa, Fevzi bak Veli dayı geldi. Veli dayı merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Bak. Bu da torunum Veli Maksim. Oo Maksim. Merhaba Maksim, nasılsın? Oo maşallah, maşallah. Bize müsaade. Peki dayım, bekleriz bir akşam. Kısmet. Eyvallah. Hoş geldin dostum. 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 Hoş bulduk. Buyurun buyur. Gel yavrum gel. Gel yavrum gel. Gel. Bak bu Ali Sultan amca. Benim dostum. Nasılsın dostum? Dostum. Dostum dostum. Dostum. Bak bir daha söyle. Dostum, dostum. Dostum, dostum. İşte bu. Evet canım. Nüfus memuruna geldim. Torunumu nüfusuma geçirmek için dilekçe verdim. İyi etmişsin. Ama iyi olmayan şeyler de var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Köyde dedikodu aldı yürüdü. Gelin ilk geldiğinde bir ay kalacağını söylüyordu. Sıkıldı herhalde. Şimdi birkaç gün sonra gideceğini söylüyor. Ya çocuk?
Onu götürmesine asla izin vermem. Nasıl mani olacaksın? Pasaportu bende. Bak. Bunu evde saklayamam. Sende dursun. Pasaport olmayınca istese de torunumu yurt dışına çıkaramaz. Ama köyde elimden bir kaza çıkacak diye korkuyorum. Dün gece biri bizim eve girmeye kalkmış. Deli Osman'ı imam da görmüş. Hayırlı günler. Hoş geldin Veli dayı. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Artık oğlun da gelmeyeceğine göre evi ne yapacaksın? Müşterisi de varken sat gitsin. Sağ ol. Bana evi hatırlattın. Ama satmayacağım. Çay. Ben istiyor, benim çocuk. Nerede Veli Maksim? Dedesiyle kasabaya gittiler ya yavrum. Eğer geç gelirler. Ben anlamıyor size. Bu saat çocuk olmaz dışarıda. Ben anlamıyor hiç. Thank you.
Ama dostum, 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 dostum gelse. Dolaplarımı doldurma dostum, 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 dostum gelse. Bak gördün mü? Geldiler işte. Спасибо, сынок. Benim güzel torunum neler yaptı acaba? Kasabayı gezdik. Akşam da Ali dostum program yaptığı restorana gittik. Torunumla kürkü dinledik. Ne eğlendik, ne eğlendik. Ben buradan gitmek istiyorum. Merak etme. Hep birlikte gideceğiz. Ben anlamadım. Siz ne demek? Benim deniz kenarında yavaşta bir evim var. Sabah hep birlikte oraya gideceğiz. Yazı orada geçireceğiz. Ben memleketime gitmek istiyorum. İstiyorsun ama mümkün değil. Pasaportunuzu nüfus idaresine verdim. Torunum veri maksimum nüfusuma kayıt için bir süre orada kalacak. Ama sen yalnız gitmek istersen başka. İşlemler bittikten sonra gidebilirsin. Siz şaka yapmak? Şaka değil kızım. Seni de anlıyorum. Sen bu köye birkaç gömlek büyük geldin. Burada yaşaman zor. Onun için deniz yamacındaki eve gideceğiz. Orada kimse yok. Biraz başımızı dinleriz. Denize gireriz. Sonrası kader kısmet. Dediğim gibi köyde elimden bir kaza çıkacak diye korkuyorum. O yüzden bir süre sahillik evde yaşayacağım. Hayırlısı olsun dostum. Despierta, virgen, despierta. Ya cerca viejo ventana. Donde de amor vende chejas.
Hadi bakalım beni bak kim be. Bilir. Günah kuyusu köyden gidiyor. Babanla burada denizi seyretmeyi çok severdik. O buradan bakar. Baba, yarın denize gidecek miyiz derdi. Ben de gideriz be evlat derdim. Denizi çok severdi. Sularda hadi taş kaydırırdık. Seninle de gideceğiz. Babanla yaptığımız gibi sularda taş kaydıracağız. Gel bakalım. Nineni kızdırmayalım. Dede bu ne? Bunu...
Baban doğmadan önce almıştık. Ninem bunun da babana çok pantolon gömlek dikti. Hadi icraatı görelim. Ayıpsın abi. Görüşürüz. Amca, onlar evde yok. Pazara filan mı gittiler? Neredeler? Artık köyde değiller. Neredeler bilemem. Kimi arıyorsun sen? Burada bir Rus bayan vardı da ona bir posta vardı. Bana palavra atma. Sen onun adamısın. Siz bu gavur kızın peşindesiniz. Bu köyden kovduk onları. Sizi bir daha burada görürsem kafanızı kırarım ha! Bırak be! Defol! Anladın mı? Gafil! Fazla! Dostum, dostum! Dostum, günaydın! Dede, ben mayo istemek. Tamam. Bir gün pazara gitmek, ikimize de mayo almak, sonra beraber yüzmek. Daha? Daha dede. Olmadı işte. Yazıktır be torunum. O da senin gibi bir canlı. Unutma. İt olsun, ot olsun, çiçek olsun, böcek olsun. Yaradan'ın yarattığı her şey mübarektir. Tamam dede. Mamacığa, çok özledim. Çok sıkıldım burada. Rusça konuşacak bir arkadaş bile yok. Gizmek yok, eğlenmek yok. Sanki bir sürgünüm. Sanki bir mahkum. Artık dayanamıyorum. Alıp başımı gitmek istiyorum. Babam bu koyu çok severdi. Bir gün gelirse bu evde oturur diye düşündüm. Onun için evi satmadım. Artık o ev senin. Büyüyünce sen oturacaksın. Başka kimim kaldı ki? Beni anlamıyorsun biliyorum. Yine de konuşuyorum işte. Bak, bunun Türkçesi deniz. Söyle bakalım neymiş? Deniz. Aferin sana. Nereye kızım? Denize gitmek. Mama ben de. Tamam, siz denize, ben eve. Pajam kopatsan. Yavrum benim. Şampiyon oldu. Yani o başarıdan sonra kötü gider. 3 boyutlu mesela. Torunum hoş geldin. Sizin için uydu anteni taktırdım. Bak. Çok teşekkür. Dostum, dostum.
günaydın dostum. Senin annen uyanmak? Mama gitmek deniz. O zaman biz de gitmek deniz. Hadi bakalım. Vay bebek vay. Siz bana neden öyle bakma? Bak gelin, bizde bir söz varmış. Etrafın körse sen de bir gözünü yumacaksın. Burası köylük yer. İti var, köpeği var. Seni böyle görürlerse yanlış yorumlara kapılırlar. Bak nasıl çekiyor bak. Aferin. Şöyle. Vay be. Vay ırz düşmanları vay. Oğul, oğul. Derisine doyamadı. Ölüsünü göremediğim o. Çekil yolumdan. One minute. Ben istemiyorum seni dinlemek. Çekil. Yoksa ben bağırmak. Dün seni denizde kumlara sürtünürken gördüm. İhtiyaca binaen buradayım. İnsan gibi konuşalım. Tamam? Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Anladın mı? Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Kafanı çalıştır. Ben çok kibar adamım. Ben seni düşünmek. Sen nasıl beni düşünmek? Senin kayınpeder çok zengin. O ölmek... Her şey senin çocuğa kalmak. O zaman sen çok zengin olmak, malları paylaşmak. Okey. Sanki ben aptal. Elena! Kızım, neredesin? Deden seni çok seviyor, deli Maksim Bey. Sen dedeyi seviyor. Ben dedeyi sevmek. Dede dostum. Küçük mazlumum benim. Deden sana kurban olsun.
Обратите внимание, уральская трагедия, о которой многие жители столицы Урала ничего еще не знают. Ben TV izlemek. Kızım, ben de namaz kılıyorum. Al şununla izle bari. Bunun adı Fidan. Söyle bakayım neymiş? Fidan. Aferin benim oğluma. Bu da senin gibi çocuk. Neymiş? Çocuk. Bu da büyüyecek. Bir sene sonra seninle onun boyunu ölçeceğim. Bunlar ne? Ben hırsız değilim. Sana hırsız demedim. Git. Ama torunumu götüremezsin. Ama o benim yavrum. Benim de torunum. Onu benden kimse alamaz. O benim çocuğum. Lütfen. Ben gitmek istiyorum. Lütfen. Sana bunun 10 katı daha altın alırım. Çek git. Ama torunumu vermem. Lütfen. Ben çok sıkılmak. Burada yaşamak olmaz bana. Lütfen. Zaten senin pasaportun bende. İstersen tek gidersin. Bu kadar. Bak bak şimdi, bu sivri. Tamam mı? Çay gibi içilir oğlum. Söyle bakayım. Bu sivri çay gibi içilir. Aferin benim torunuma.
Ne oldu oğlum? Yılan. Bekleyen derviş muradına ermiş. Hadi. Sağlığına canım. Hadi. Hadi hadi. Hacer ana! Irz düşmanları! Irz düşmanları! Adrel! Aç şu kapıyı! Aç! Aç hadi! Aç şu kapıyı. Musto, fırla arka pencereye. Hüso, sen de üst balkona. Devuşka, aç bakalım bebeğim. Aç, 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 aç. Aç lan kapıyı! Nerede o? Nerede? Hadi. İçeride. Gel bakalım. Sakin ol yavrum. Musto, kapıyı geldim, aç. Geldim. Aç kapıyı. Geldim. Aç. Aç hadi kapıyı aç. Abi. Nereye lan sürtük? Ha? Başrol bu! Başrol bu! Aç tane dünya! Tutun şunu! Tutun! Raptor! Tut tut! Tadını çıkar abi! Hemşire hanım. Buyurun. Durum nedir? Artık korkmanıza gerek yok. Şu anda uyuyor. Ben götürebilir miyim kendisini? Hayır, götüremezsiniz. 24 saat gözetim altında kalması gerek. Teşekkür ederim. Rica ederim. Korktun mu moruk? Korkuttun be moruk abi. Hacer! 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 Ne oldu? Neden durduk?
Muslu istedi reis, ben de durdum. Ne oldu Muslu? Benim yeminim var abi, cenabet gezmem. Şurada bir gusül abdesti alayım. Aferin lan. Hadi. Alçak köpek. Dur arabat getir. De yüz. Salavat getir de yüz. Abi yapma, yapma abi, yapma abi. Salavat getir de yüz. Bire gafiller! Uyanın! Bütün uğursuzluk o gök gözlü gavur kızı geldiğinden sonra başlamadı mı? Aslan gibi iki delikanlı öldü. Üçüncüsü de hastanede. Bakın, bakın! Bu kitap ne diyor? Ebu Salih, Ebu Halim'e rastlamış. Gök gözlü birine rastlayınca ne yapmalı? Ebu Halim cevap verir. Lanetlidir. Biri gök gözlü olunca o yere lanet yer. Lanetli! Yeter, yeter! Hiçbir kitap böyle yazmaz. Ver bakayım şu kitabı. Ne? Ver. Bırak! Bırak! Ver! Oku bakayım şunu. Şey, oku. Gözlüğüm yok, okuyamam. Oku! Biri sahtekar, senin okumuşluğun yok. Hani burada senin söylediklerin? Ben gönül gözümle okuyorum. Git lan. Senin gönül gözüne de sana da. Git. Defol. Defol. Sahtekarlığın bu kadarı da fazla. Adam Sadi'nin Gülistan adlı kitabını almış. Kafasından mavallar okuyor. Bu sahtekarın okuması bile yok. Diline dolamış zavallı kadını vur ha vur. Ölenlere mi yanasın, kalanlara mı yanasın? Hristiyan da olsa Allah'ın bir kulu. Memleketinden kalkmış, çocuğuyla buraya, kocasının memleketine gelmiş. Biz ne yaptık? Ona da, Veli dayıya da dünyayı dar ettik. Dostum, senden iyi olmasın, çok iyi bir dostum var. Usta bir ağır ceza avukatı. Onunla konuştum. Senin için İzmir'den geliyor. Dostum, yüreğimde fitil işler yara var. Lokman hekim gelse çaresiz. Ben kendime yanmam. Oğlum yadellerde ölmüş. 40 yıllık yoldaşım Hacer Hanım yaşayacak mı, yaşamayacak mı belirsiz. Bir değerin garip kızı var. Ona da yazık ettim. Sen üzülme dostum. Perişan oldular. Onlara göz kulak oluruz. Keşke pasaportunu elinden almasaydım. Çekip gitselerdi. Başlarına bunlar gelmeseydi. Dostum, Elena'ya pasaportunu ver. Varsın gitsin. Mama, papa. Sen oynayacak oynamak istemiyor musun? Ben dedeyi istemek. Dede yok. Papa yok. Büyük mama yok.
Benim kafam çok bozuk. Benim pasaportum yok. Biz ne yapmak şimdi Maxim? Ne yapmak? Sayın savcının iddia ettiği gibi üç kişiyi de planlayarak ve isteyerek öldürmeye teşebbüs ettim. İkisi öldü, biri yaralandı. Suçluyum. Cezama razıyım. Başka diyeceğim yoktur. İtiraz ediyorum efendim. Buyurun avukat bey. Gördüğünüz gibi müvekkilim hala cinayet anının cinneti içindedir. Cinayet nedenini lütfen hatırlayın. Müvekkilim evine döndüğünde 40 yıllık eşinin ölüsüyle karşılaşmış. Sonrasında vahşice tecavüz edilmiş, koma halindeki gelini görmüş ve cinnet geçirmiştir. Cinnet. Üstelik de o gece bu durumu tetikleyen bir etken daha vardır. Dolunay. İtirazım var efendim. Buyurun. Bu söylenenler davayı uzatmaya matuf beyanlardır. Siz yerinize oturun lütfen. Buyurun avukat bey. Teşekkür ederim sayın hakim. Devam ediyorum. Cinnetin bir anlamı da deliliktir. Bir başka deyişle akli melekelerini kaybetmek demektir. Bu nedenle eylemleri mevcut yasalara göre cezalandırılamaz. Sonuç olarak müvekkilimin adli tıbba sevk edilmesini, müvekkilimin sabit mekan sahibi olması ve kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmasını ve tahliyesini talep ederim efendim. Yeter! Bana acımalarını istemiyorum. Merhamet istemiyorum. Ben suçluyum hakim bey. Af istemiyorum. İç izi at izine karışmışsa, sahtekarlara doğruluk madalyası takılıyorsa, namuslular namussuzlar kadar sesini yükseltemiyorsa, ha içeride olmuşum, ha dışarıda. Ne fark eder? Tek oğlum ve aderler dönmüşse, karalar bağlamış kadınım namusunu korumak isterken kahpece vurulmuşsa, gelinim tecavüze uğramışsa, ha içeride olmuşum, ha dışarıda. Ne fark eder? Kırın kaleminizi, kesin cezamı. Покушай немножко. Нет? Günaydın kızım. Günaydın. Siz benim pasaportum getirmek? Pasaport avukatta. Benim pasaport neden avukatta? Biliyorsun Veli baban torunu Maxim'i kendi nüfusuna geçirmek için müracaat etmişti. Avukat o işlemleri yapıyordu. İşte geliyor. Merhaba. Merhaba. Maxim Bey merhaba. Merhaba. Nasılsın? Dedeyi özledin mi Maxim? Ben dedeyi görmek. Ama dede hapiste. Ali Sultan, pasaportun işlemleri tamam. Tamam. İşte pasaportun kızım. Ben şimdi Maxim'le memlekete gitmek olur? Olur kızım. Bu da ihtiyaçların için biraz para. İstediğin zaman gidebilirsin. Ben dedeyi görmek. Memlekette ne yapacaksın kızım? Ev bark var mı? Geçinebilecek misiniz? Benim babam öldü. Annem başka bir adamla evlendi. Bilmiyor ben ne yapayım. Sen üzülme kızım. Biliyorsun kayınpederiniz Veli Bey'in maddi durumu oldukça iyi. Size yardım edecektir. Evet. Bana da talimat verdi. Her ay size $500 gönderilecek. Bu da Sibirya'da yaşayan birinin aylık masrafları için iyi bir paradır sanırım. Yanılıyor muyum Elena Hanım? Bana her ay $500?
Evet kızım. One minute. Ben istemiyor gitmek. Kaynananız Hacer kadın ameliyat edildi. Ama yaşayıp yaşamayacağı henüz belli değil. Kayınpederiniz ise hapiste. Bu durumda başka ne yapabilirsiniz? Senin kayınpeder çok zengin. O ölmek, her şey senin çocuğa kalmak. O zaman sen çok zengin.